Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta paralel kenarda yükseklik ve paralel kenarın alanı konusunu görmüştük. Şimdi onunla ilgili soru çözüm dersimiz var. Hepiniz bu derse hoş geldiniz öncelikle. Eğer ki bu tarz derslerin devamını istiyorsanız, bu dersler sizlere matematik anlamında bir şey katıyorsa kanalımıza abone olmayı ve derslerimizi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizin destekleriniz bizim için çok önemli diyorum ve hemen dersime başlıyorum arkadaşlar. İlk soru gelsin. Evet, sorumuz geldi. Yukarıda verilen paralel kenarın alanını, dikdörtgenin alanını kullanarak bulmak isteyen birisi hangi dikdörtgeni kullanmalıdır? Bakın biz eğer paralel kenarın alanını hesaplıyorsak buna ait öncelikle bir yükseklik çizmemiz lazımdı. Bakın şu yüksekliği çizdiğimi düşünüyorum. Bu yükseklik kaç birim arkadaşlar? 1, 2, 3 birim. Yüksekliğim 3. Bir de tabanı buluyordum. Tabanla yüksekliği çarpıp alanına ulaşıyordum. Taban neresi oluyor bu durumda? Onu da şöyle farklı bir renkte göstereyim. Bakın. 1, 2, 3, 4 birimlik. Bakın bu kenar bizim tabanımız oluyor. O zaman ben taban çarpı yükseklik dersem 3 çarpı 4 yani 12 alanını bulmam gerekiyor. E şimdi bakın değerli öğrenciler bu durumda ben ne yapacağım? Yüksekliği 3, tabanı 4 yani kısa kenarı 3 uzun kenarı 4 olan bir dikdörtgen kullanırsam eğer bu paralel kenarın alanıyla aynı olur. E ben o zaman bu durumda kısa kenarı 3 olan bir şey bulacaksam A şıkkına bakalım bakın kısa kenarı 2 gitti. B şıkkına bakıyorum kısa kenarı 2 birim gitti. C şıkkına bakıyorum kısa kenarı 1 2 3 birim evet sağladı. Uzun kenarda 4 birim olacak hemen bakıyorum 1 2, 3, 4 birim. Evet o zaman cevabım C seçeneği diyorum. Zaten bakın bunda alanı ne olur? 3 kere 4'ten 12 olur arkadaşlar. D şıkkına da bakalım. Kısa kenarı ve uzun kenarı 3. Yani aslında bu bir kare. Hem kısa kenarı hem uzun kenarı eşit olduğu için yani kenarları eşit olduğu için kare oluyor. Yani D seçeneği de olmuyor arkadaşlar. Bu sayede cevabıma ulaşmış oldum. O zaman yeni soru gelsin. Yukarıdaki karesel zeminde verilen paralel kenarın DC kenarına ait yüksekliği Kaç santimetredir diyor. Bakın DC kenarı şurası arkadaşlar görüyorsunuz. Eğer ki ben buna yükseklik çizeceksem ya A köşesinden çizmeliyim ya B köşesinden. Bakın tam şuradan 90 derecelik bir açıyla B köşesine indirirsem yüksekliğimi çizmiş olurum. E peki burası kaç birim arkadaşlar? Kaç birimde çizdim bunu bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Burası 6 birim. Ama sana ne diyor? Bak her bir kare. Yani her bir birim 2 santime denk geliyormuş. E o zaman bizim 6 birimimizi kaç santim olduğunu bulmak için ne yaparız? Her bir birimde 2 ise 6 kere 2 12 santimetre deriz değerli öğrenciler cevabımıza ulaşırız. Bu sayede ne yapmış olduk? DC kenarına ait yüksekliğin kaç santimetre olmuş olduğunu bulduk. Hemen geçiyoruz yeni sorumuza. Yukarıdaki ABCD paralel kenarında DH diktir AB'ye diyor. Bakın DH neresi? Şurası. Diktir diyor zaten. Bakın 90 dereceyle göstermiş AB'ye dik olduğunu. Yani benim şurası aslında yüksekliğim. Şu kırmızıyla yazdığım yerde neyim olacak? Tabanım olacak arkadaşlar. E şimdi bize neyi soruyor bakın. DC 10 santim. DC'nin uzunluğunu vermiş. DH 5 santim. Yani bu yüksekliğimiz 5 santim. Bakın buna da yükseklik olarak yazıyorum. Alan ABC'de kaç santimetre karedir diyor. Yani bize bu paralel kenarın alanını soruyor. E paralel kenarın alanı neydi arkadaşlar? Taban çarpı yükseklikti. E şimdi benim tabanım neresi? Tabanım bakın şu yazdım zaten AB kenarı. E ben bu AB kenarın uzunluğunu bilmiyorum ama bulabilirim. Nereden? Tam karşısındaki kenarla eşit değil midir? Eğer ki bakın bu DC 10 santimse, bakın bu AB de 10 santim olur. Yani benim tabanım nedir? 10 santimdir. Çarpı yüksekliğim kaçmış? Bakın yüksekliği zaten vermiş bize 5 santim. O zaman ben bu 10 ile 5'i çarparsam ne olacaktır? 50 santimetre karelik bir alana ulaşmış olacağım arkadaşlar. Yani cevabım B seçeneği olacak. Umarım anlamışsınızdır. Hemen geçiyoruz. Zaten konu anlatım dersinde de böyle bir tane soru çözmüştük. Konumuzun en temel sorusuydu. O zaman yeni soru gelsin arkadaşlar. Şekildeki KLMN paralel kenarında hemen bakıyoruz bakın KLMN bu bir paralel kenarmış. ML 7 santimetredir diyor. ML neresi arkadaşlar? Şöyle şuraları bir silelim önce kafamızı karıştırmasın. Bakın ML şu kısım. Burası diyor 7 santim. ML kenarı. E buna ait yükseklik de belli bakın 12 santim. ML kenarına ait yükseklik 12 santimetre ise paralel kenarın alanı. E zaten neydi? Taban çarpı yükseklik değil miydi arkadaşlar? E şimdi bakın, ML'yi ben taban olarak kabul edersem 7. E buna ait yüksekliği de biliyorum 12. E ben bu ikisini çarparsam cevabı bulurum. Bu da ne olacaktır? 7 kere 2 14. 1 elde, 7 kere 1 7. 1 elde vardı. 8. Yani cevabım 84 santimetre kare olacak arkadaşlar. Yani B seçeneği. Bu şekilde sorumu çözmüş oldum. Bakın buradan ML'yi taban kabul ettiğimi unutmuyorum. Bu yüzden bu ML'ye ait yüksekliği kullandım. Umarım anlamışsınızdır. Yeni soru gelsin. Şekildeki PRST paralel kenarında paralel kenarı gördük. TL diktir PR'ye. Bakın TL dik dediğine göre burası benim neyim? Yüksekliğimi öğrenci arkadaşım. PR de 16'ymış. Bakın PR bu taban oluyor aslında. Şuraya da taban diye yazalım. Tabanımız kaçmış? 16 santimmiş. Paralel kenarın alanı 128 santimetre kare olduğuna göre TL kaçtır diyor. Çok güzel. Hocam bakın bunun alanı ne? Alan eşittir. Her seferinde yazıyorum iyice aklına kazınsın diye. Taban çarpı yükseklik. Doğru mudur? Doğrudur. E ben bakın burada tabanı biliyorum. Tabanım kaç santimmiş? 16 santim. O zaman yazdım. Çarpı yüksekliği mi bilmiyorum. Bak yüksekliğe h diyeyim. Eşittir. Alanım kaçmış? 128'miş. Şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Eşitlik ortaya çıkıyor. Yani ben burada bu tabanla yani 16 ile h'i çarptığımda yani yüksekliği çarptığımda 128'e ulaşmam lazım. Yani bakın burada sorum şu. Hangi sayıyla 16'yı çarparsam 128 olur. Ben bunu da nasıl bulurum? 128'i eğer 16'ya bölersem arkadaşlar h'i bulurum. E bu da 128'in içerisinde 16 kaç kere vardır? 8 kere vardır arkadaşlar. 8 kere 6 48 bakın. 4 elde 8 kere 1 8 4 daha 12. Yani burada benim 16 ile çarpmam gereken sayı kaçmış? 8'miş arkadaşlar. E burada H eşittir. 8 ise zaten bu benim yüksekliğim değil miydi bu H? Yani burası 8 diyorum bakın. E zaten yükseklikte TL idi. Zaten bize de neyi soruyor bakın? TL uzunluğunu soruyor. Yani cevabım 8 olacak. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Hemen yeni soruya geçiyoruz şekildeki ABDE karesinin alanı 64. ABDE karesini bir görelim önce. Bakın ABDE şu ortadaki kesikli çizgilerle yapılmış şekil, geometrik şekil neymiş? Kareymiş ve alanı 64 arkadaşlar. O zaman ben hemen şöyle şuralara 8 yazabilir miyim? Yani bir kenarı 8 olması lazım karenin. Çünkü iki kenarının çarpımı da alanı. 8 kere 8 64 olacağı için. Bakın buralara 8 olarak yazdım. FD 12'ymiş. Bakın şu FD'nin tamamı 12. E hocam zaten şurası kareden dolayı 8'di bakın şu ED uzunluğu. E tamamı 12 olacaksa şu FE'ye kaç kalır? 4 kalmaz mı arkadaşlar? Toplam 12 olacaksa bakın FD arası. 8'i buradaysa buraya da 4 kalır. E çok güzel. Başka ne diyor bize? A, C, paralel kenarının alanını soruyor arkadaşlar. Hemen bakalım. A, C, yani bu büyük paralel kenarın neyini soruyor bize? Alanını soruyor. E o zaman hesaplamaya geçelim. Bize ne lazım? Bir tane taban lazım ve bu tabana ait bir tane yükseklik lazım. Eğer bunları bulursam alanı bulurum. E ben şimdi taban olarak bakın şu yukarıdaki FD'yi seçersem uzunluğunu biliyorum 12. E buna ait yükseklik bakın şu BD değil mi? Bakın şuradan şu siyahla çizdiğim BD. E onda yüksekliğini biliyorum. Tabanı biliyorum 12. Yüksekliği biliyorum. Bakın bu tabana indirilen 90 derecelik e, dikmenin uzunluğunu 8. E ben bu ikisini çarparsam alana ulaşırım. Yani 12 çarpı 8'den ne olacaktır cevabım? 96 olacaktır arkadaşlar. Umarım sorunun çözümünü anlamışsınızdır. Hemen yeni soru gelsin devam edelim. Yandaki PRST paralel kenarında PU diktir SR'ye. Bakın PU şurası burası diyor SR'ye dik. Yani şurası yükseklik şurası taban. Artık alıştım. Bu RS dediğim yer taban. SR 14 ise diyor. Yani bak bu SR taban dediğim yer 14. Hemen şuraya yazıyorum. Taban eşittir 14 santim. Ve PU 4 santim. PU da bizim yüksekliğimiz. Bakın bu tabana ait yüksekliğimiz PU 4 santim ise diyor. E bu PRST'nin alanı kaçtır diyor. E tabanla zaten yüksekliği çarpınca bakın bu iş bitiyor. 4 kere 4 16 bir elde 4 kere 1 4 1 daha 5, 56 santimetre kare oluyor arkadaşlar. Hemen cevabımı işaretledim arkadaşlar. Ve soru çözüm dersimiz burada bitti değerli öğrenciler. Paralel kenarda yükseklik çizmeyi ve alan hesabını göstermeye çalıştım. Bununla ilgili gerçekten çok güzel tarzda sorular var. Problemler var. Yeni nesil tarzda sorular var. Siz de kitaplarınızdan bol bol soru çözerek bu konuda kendinizi pekiştirebilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Matematikle kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.